Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Yavaş yavaş kış hazırlıklarına başlamış bulunmaktayım. Şimdi tam mevsimi olan erikle muhteşem bir meyve suyu hazırlayacağım. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Yıllardır yapıyorum ve muhteşem oluyor. Tüm püf noktalarını sizlerle paylaştım. Tarifimi sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Ve hemen tarifime başlıyorum. Erikleri bol su ile yıkadım ve bir tencereye aldım. Tencere büyük olduğu için 3 ocağı birden açtım. Burada 10 kilo erik var. Tencere büyük olduğu için 3 ocağı da açtım. Ve erikler yumuşayana dek ocakta kalacak. Erikler tencereye yapışmasın diye görmüş olduğunuz gibi ara ara karıştırıyorum. Hiçbir şekilde su ve şeker kullanmayacağız. Erikler sulandı ama istediğim kıvama gelmedi. Yine ara ara karıştırmaya devam ediyorum. Tamamen yumuşaması gerekiyor. Artık istediğim yumuşaklığa geldi. Ocağın altını kapatıyorum. Tamamen soğumasını bekledim. Burada elinizle de sıkabilirsiniz. Eğer kaynar olsaydı elinizle sıkma işlemi zor olacaktı. Soğuk olduğu için kolaylıkla süzme işlemi yapabilirsiniz. Eriklerin tamamını elimle kolaylıkla sıktım. Süzgeç sayesinde bu işlem kolay oldu. Eriğin çıkan suyunu tekrar ocağa alıp biraz kaynatacağım. Yaklaşık olarak 20-25 dakika yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi şahane oldu. İçinde şeker, su, limon tuzu hiçbir şey yok, doğal oldu. Güvenle bu tarifimi yapabilirsiniz. Ocağa aldım, kaynamasını bekliyorum. Yine ara ara karıştıracağım ki dibine yanmasın. Artık kaynadı. Biraz sonra indireceğim. Üzerinde köpükler var, onları almam gerekiyor. Bu önemlidir. Kavanozlara şimdi dolduruyorum. Miktarı çok olduğu için 25 dakika kaynattım. Daha az erik olmuş olsaydı daha az kaynatacaktım. Göz kararı kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Kavanozların kenarlarını silip kapağını sıkıca kapatıyorum. Videomun sonunda soğumuş haliyle de sunum yapacağım. Orayı da izlemenizi rica ediyorum.
kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok şahane. İçmek istediğinizde istediğiniz kadar inceltip afiyetle içebilirsiniz. Bütün kavanozları doldurdum. Sıkıca kapatıyorum. Ben kavanozları ters çevirmiyorum. Üzerini soğuyana kadar kalın bir örtüyle örteceğim. Kalın bir örtüyle örtüyorum. Kavanozlar soğuduğu zaman karanlık ve serin bir yerde saklayabilirsiniz. Artık sabah oldu. Şimdi bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum. Damak zevkinize göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Bir kavanozdan 3 kavanoz meyve suyu elde edeceğim. Gerçekten hiç şekere gerek yok. Tabi isteğe bağlı kullanabilirsiniz. Katkısız doğal ev yapımı meyve suyu. Eminim içen herkes çok beğenecek. Ve her yıl yapacaksınız. Garantisini veriyorum. Mayhoş bir tadı var. Gerçekten çok lezzetli. Her evde bulunması gerekiyor. Yine yeni tariflerim de gelecektir. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur ve videomu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.